Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Open Computer sanatımızın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız sizlerle robotları inceleyeceğiz. Robotlar nedir öncelikle? Robotlar Open Computers'ün turtle'larının karşılığı. Yani ComputerCraft'taki turtle'ların Open Computers karşılığı. Ancak birkaç önemli fark var. Hatırlarsanız ComputerCraft'taki turtle'lar şu şekilde. Bir basic turtle. Sadece kendi başına iş yapan bir arkadaş. 2. Mining Turtle, Wireless Turtle, Mealy Turtle vesaire vesaire. Bunlara eklediğiniz eklentiler ile özellik kazanıyorlar. Fakat sadece o kadar. Ben o özellikleri burada ekliyorum. Bir şey hariç alet eklemiyorum ona. Mesela buna Crafting Upgrade koyacağım. Bir de. Ekranımı ve klavyemi koymam gerekiyor mutlaka. Disk drive'ımı da koymam mantıklı olabilir. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Şu diske önceden kurabiliriz. Hatta ben buna kurmuştum. Evet, o yüzden disk drive kurmuyorum. Voila. Bebo adında bir robot verdi. Bunun adını değiştirmek istiyorsam eğer buraya geliyorum. Robo 12 değildim. Tabii Weibo neden burada duruyor? Ha, durmuyormuş. Ve Robo 12'mizi yerleştiriyoruz. Voila! İçinde OpenOL isimimiz kuruldu. Normalde burada disket sürücümüz de ekli oluyor. Oradan disketle bağlıyorsunuz. Ve gel bakalım. Selam. Evet, ilk önce normal bir bilgisayar aslında. Ancak içinde bir adet ekstra komponent söz konusu. Tabii ki de göremiyoruz adam gibi çünkü çok büyükler. O zaman ne yapalım? Direkt komponentin kendisine girelim. Lua. Component.lua. Lua değil, pardon. Robot.lua. Evet, buradan itibaren fonksiyonlarımız devreye giriyor ve biz robotumuzu hareket ettirmek istiyoruz. Move. İleri doğru ilerlemek istiyorum. Tabii önüne ben çarptım, o yüzden ilerletmedi beni. 2. Geri. Şurada sides apisini görebilirsiniz. 0 aşağı, 1 yukarı, 2 geri, 3 ileri, 4 sağ, 5 sol şeklinde. Hatta tabii 4'e ilerlemiyor. Sadece yukarı aşağı ileri geri ilerleyebiliyor. Yana ilerlemesi için ne yapmamız gerekiyor? Turn false. Saat yönünün tersine dönmesini söyledik. Eğer bunu true yapsaydık saat yönüne dönecekti. Evet, bu şekilde robotumuzu hareket ettirebiliyoruz. Ancak ben robotumla bir şeyler kazmak istiyorum. Ona bir adet shovel vereceğim. Aslında shovel değil de balta vereyim. Ya da shovel vereyim. Çünkü önemli bir şeyi daha göstereceğim. Evet, şimdi. Swing. Ve aşağı doğru swing diyelim. Valla aşağıdaki toprağımız kazdı. Ancak bir şey daha eklemek istiyorum. X. Sana silk touch ekleyelim. Evet. Ve voila! Artık silk touch'lı bir biçimde kazabiliyor robotumuz. Bununla ne yapmak istiyorsanız yapın. Yani bu tarz, bu hani bir bilgi size. Ve bir de swing 3. Evet, sword'lara geçelim. Shiny sword'la bana daha sonra, hatta ben kendimi bir creative'den çıkartayım. Adventure'da değil. Aa, doğru. İlginç. Hatta dur. Sheep.
Gördüğünüz gibi öndeki şeye saldıracak. Evet, robotlarımız da bu şekilde. Bunun yanı sıra başka ne ekleyebiliriz? Bu arada buraya tool olarak ekleyebileceğimiz bazı şeyleri göstereyim. Wrench. Get a wrench. Ve bana wrench de charger. Dur. Use. Evet, gördüğünüz gibi bunu use'ladı. Use'un fonksiyonlarına bakarsak eğer şöyle bir şey yaparsam doğru. Bunu tutmuyor. Ancak bana alabileceği bir şey. Heh, bu. Evet, bunun ben bunu normalde sneak ile alabiliyor muydum? Evet, alabiliyorum. Tamam, bunu yapamadım ama bu sefer. Evet, bunu yapabiliyor olmam lazım. Muhtemelen sadece use'a bir geri bakalım. Face number. Evet, side. Tamam. Sneaky. True ya da false olması lazım. Hemen bir kullanımına bakıyorum. Evet. Ufak bir detayı atlamışım. Yönü iki kere belirtmemiz gerekiyor. Ancak bunun sebebi ne? Hangi yönden tıkladığımızı belirlemek. Tabii o yön bizde açık olmadığı için 3 seçeceğiz. Evet. Bu şekilde yönünü de belirtmemiz gerekiyor. Diğer türlü kabul etmiyor. Ama bu sayede yeterince itemlerimizi alabiliyoruz. Bir diğer upgrade'imiz de crafting upgrade. Robotlarla yapabileceğimiz component dot crafting dot craft. Tabii ki de şu an false diyecek çünkü benim buraya bir şey koymam lazım ama cobblestone. Craft dediğim andan itibaren buraya koyduğum şeyi bana bu olarak geri verecek. Hangi slota koyduysa, hangi slotu seçtiysem o slotu ta verecek component. Dot robot dot select 4. Tamam, çıktı mı ben dördüncü slota vermek istiyorum artık. Evet, bu sayede 5 tane yaptı ancak ben bunun 5 tane olmasını istemiyorum. Hepsi burada yer alsın ancak sadece bir tane craft etmek istiyorum. Evet, bu şekilde bir autocraft da yapmış oluruz. Ve karşınızda crafting. Robotlarla bunu da yapabiliyoruz. Sign'larımızı ayarlayabiliriz. Şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. Evet, basitçe robotlar bayağı bir işimize yarıyor. Normal bilgisayarlar kadar güçlü değiller, tahmin edersiniz. Fakat hareketliler ve crafting ya da kazma gibi normal bir bilgisayarın yapamadığı şekilde dünyayla etkileşime geçebilirler. Bunun en güzel kullanım yönlerinden bir tanesi bir adet bilgisayarın robota sinyal vermesi ve ona bazı işler yaptırmanızı istemeniz. Mesela bu arkadaşın görevi chestleri düzenlemek olsun. Chestleri bu düzenliyor. Ve bu ve birkaç arkadaşı. Bir adet sunucudan sinyal alıyorlar, ona göre komutları işliyorlar. Sunucu bunlara şu chest'teki bir arkadaşı al, buna koy diyor. Vesaire vesaire. Evet, robotlar bu şekilde. Basit saldığı fonksiyonların bir kısmını gördünüz ve bunları artık sizin yaratıcılığınız ortaya çıkacak. Ayrıca bunların daha detaylılarına Wiki'den de bakabilirsiniz. Evet. Bunun rengini de değiştirebiliyor olmamız lazım da ancak neyse. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.